Arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bundan birkaç ay öncesinde sahibinden.com'dan alışveriş yaparken bir dolandırıcıyla karşı karşıya gelmiştim ve dolandırıcının bu bana uygulayacağı dolandırıcılık taktiğinden kurtulmuştum arkadaşlar. Yani bunun farkına varmıştım ve daha sonra bunun videosunu çekmiştim. Çektiğimiz video bayağı bir insana yardımcı oldu diyebilirim arkadaşlar. Yani bayağı bir izleyen kişiler dolandırılmaktan kurtulmuşlar. Videoyu izledikleri için arkadaşlar. Bugün de yine 4 saat önce bir kardeşimiz, Mehmet Yücel isminde bir kardeşimizle 6500 liradan olacaktım ki senin videonu izledim demiş. Mehmet Yücel kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz arkadaşlar. 6500 lirasını bu dolandırıcı sahtekarlara kaptırmamış. Mehmet kardeşimizin dışında birçok arkadaşımızı kurtardık arkadaşlar. Allah'ın izniyle kurtarmaya da devam ediyoruz. Ama sizlere söylediğim gibi videoyu izleyip kanalıma üye olun arkadaşlar. Bizlere destek olun ve izlediğiniz videoyu da diğer platformlarda paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmış oluruz arkadaşlar. Daha çok kişi de bu dolandırıcılardan haberdar olmuş olur. Evet, Yasin Yanık arkadaşımız yine Allah razı olsun kardeşim demiş. Az önce senin sayende dolandırılmaktan kurtuldum demiş. Hem de aynı şekilde. Arkadaşlar dolandırıcıların taktikleri sahibinden.com üzerinde uyguladıkları taktik hala aynı şekilde devam ediyor. Yani bir türlü bunu engelleyemiyorlar. Yani ben zaten birçok kere sahibinden.com'a yazdım bu konu hakkında bilgi verdim ama sanırım bu arkadaşlar da ya isim değiştiriyorlar, farklı bir abonelik açıyorlar. Yani bilmiyorum, bir şekilde bunları tespit edemiyorlar. Ama biz de elimizden geleni yapıyoruz. Videomuzu birçok yerde paylaşıyoruz ve insanları bu şekilde uyarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü gerçekten dolandırdıkları paralar öyle azımsanacak paralar değil. Yani 6 bin, 7 bin, 8 bin, 10 bin, yani bu şekilde en azından insanlara biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, Mehmet Saygı arkadaşımız yine Allah razı olsun sayende dolandırılmaktan kurtuldum diyor. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşımıza da. Evet, Onur Aktaş arkadaşımız yine 8 gün önce 10.000 TL dolandırılıyordum az kalsın demiş. Kesinlikle bu şekilde alışveriş yapmayın demiş. Bizim de tavsiyemiz arkadaşlar, daha sonradan sizlere ulaşıp da ilk önce zaten taktikleri şu: ilana mesaj atıyorsunuz, atıyorsunuz, atıyorsunuz arkadaşlar, cevap vermiyorlar. Daha sonra ilanı yayından kaldırıp size o işte mesaj attığınız numaradan veya işte profilinizdeki cep telefon numarasından WhatsApp üzerinden veya SMS yoluyla ulaşıyorlar size. Daha sonra diyorlar işte ürünün ilan süresi dolmuş. Hala almak istiyor musunuz? Almak istiyorsanız size satabilirim deyip sizlere link gönderip, siz de evet istiyorum dediğiniz zaman sizlere link gönderip farklı sitelere yönlendirme yapıyorlar arkadaşlar. Yani ilandan kalktıktan sonra sizlere dediğim gibi SMS ve WhatsApp yoluyla ulaşıyorlar. Farklı sahte sitelerin ilanlarını açıyorlar arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edelim. Yani daha sonradan dönüş yapan insanlar hakkında biraz şüpheci olalım. Yani araştıralım. Hani hepsi de bu şekilde olacak demiyorum. Belki gerçekten de dönüş yapan insanlar olabilir ama dediğim gibi bunlara çok dikkat edelim. Bu şekilde alışveriş yapmayın. Yani sonuçta daha güvenilir şekilde alışverişler var. Yani yüz yüze alışverişler var. Tamam, uzak şehirdeyseniz şöyle, yani sahibinden.com üzerinden param güvende alışverişleri var. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ha, o da ne kadar güvenilir, o da tartışılır arkadaşlar. Benim sizlere söyleyeceğim, uyanık olalım. Dediğim gibi böyle şeylere kapılmayalım. Burak Fatih Gökçe arkadaşımız demiş, bir ay önce tam ödemeyi yapacakken aklıma geldi. Lan bir bakayım dedim. Eline sağlık, az kalsın aynı videodaki rakam kadar dolandırılıyordum demiş. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşımıza.
Ömer Yahya Ateş kardeşimizin dün 2 ay önce demiş ki arkadaşlar dün 4.003 TL param gitti. Geçmiş olsun arkadaşımıza diyoruz. İşte bu yüzden diyorum arkadaşlar videoyu paylaşalım, WhatsApp'tan paylaşalım, diğer insanlarla farklı platformlar üzerinden paylaşalım ki daha çok insana ulaşalım. Bu şekilde dolandırılmalar olmasın arkadaşlar. Süleyman Kuzey arkadaşımız, reis çok sağ ol. Yani kıl payı videonu izleyerek kurtuldum demiş. Süleyman'a da geçmiş olsun diyorum. Finansal gelişim diye bir arkadaşımız demiş ki 4 ay önce 4.650 TL dolandırıldım. Arkadaşıma da geçmiş olsun diyorum. Ama işte bu videoyu izleyip de daha sonradan bu şekilde insanlar dalgınlıklarına gelip böyle şeylere düşmeyecekler arkadaşlar. Senin sayende Mert Akbaba demiş ki senin sayende bugün dolandırıldım. Dolandırılmaktan kurtuldum. 2.500 TL gidiyordu demiş. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Ne kadar çok insana ulaşırsak, ne kadar çok insanı kurtarırsak bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Abdülkerim Özbey'i de dolandırmaktan kurtarmışız. Evet, sahibinden.com üzerinden konsol almayı planlıyorum diyen arkadaşlarımız var. Ya sahibinden.com üzerinden ben de birçok alışveriş yaptım arkadaşlar. Yani param güvendeyle de yaptım. Diğer şekilde kredi kartıyla ödemede de yaptım. Bir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Yani bunda da tesadüf zaten böyle bir sahtekar karşımıza çıkmıştı. Onda da ayıktığımız için şu ana kadar dolandırılmadık. Allah'a şükür. Dolandırılmadık ve kimsenin de dolandırılmaması için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Evet, yine Seyit arkadaşımız 6.000 TL dolandırılmaktan kurtulmuş. Adile Erdoğan hanımefendi yine 4.000 liram gidiyordu. Yine kurtulmuş. Mert Aslan demiş ki hocam ismini verin de almayalım ondan demiş ama bunlar devamlı isim değiştiriyorlar arkadaşlar. O yüzden sabit bir isimleri yok. Engin Çaybaşı geçmiş olsun 6.500 lira param gitti demiş. Benim de PC'm gitti demiş. Ali Düzce 7.300 lira param gitti demiş. Ne yapalım arkada ne yapabiliriz demiş. Arkadaşlar dolandırılan arkadaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Dolandırıldıktan sonra bunu sahibinden.com'a bildirmelerini ve daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını söylüyoruz. Muhakkak ki bir sonuca varacağız arkadaşlar. Yani bunun da bir şekilde önleme alınmalı. Sahibinden.com daha değişik bir alışveriş sistemi geliştirir veya alıcıyı daha değişik ama gerçi şöyle de bir şey var arkadaşlar yani sahibinden.com üzerinden dolandırılmıyor ki insanlar. Oradaki sahtekarlar sahibinden.com sitesinden sizi başka bir siteye yönlendiriyor. Yani sadece ilanını orada açıyor. Orada hiçbir şekilde bir dolandırıcılık işlemi yapmıyor aslında. Yani şöyle mantıklı olarak bakacak olursak sadece orada ürünü listeliyor. Daha sonra ürünü ilandan çekip oradaki yazan insanlara WhatsApp üzerinden veya SMS üzerinden cep telefonu numarası üzerinden ulaşım sağlıyor. Ulaşabildikleri insanları da farklı sitelere yönlendirip dolandırmaya çalışıyorlar. İşte bunu da sahibinden.com'un yapacağı nasıl bir tedbir olabilir bu konuda bilmiyorum. Yani aklıma da bir şey gelmiyor. Aklına bir şey gelen olursa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Bunda en azından biz de sahibinden.com'u bu şekilde bir talepte bulunuruz arkadaşlar. Arkadaşlar söylediğim gibi birçok kişiyi dolandırmaktan kurtarmışız ama ne yazık ki birçok arkadaşımız da dolandırılmışlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Videoyu izleyen arkadaşlarımın videoyu paylaşmalarını rica ediyorum. Söylediğim gibi siz dolandırılmaktan kurtuldunuz. Diğer insanları da, diğer arkadaşlarımızı da
İnşallah dolandırılmaktan kurtarırız arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarımda da arkadaşlar bu insanların bu sahte siteleri nasıl kurduklarını, aslında ne kadar kolay bir şey olduğunu ve böyle kolaylıkla insanları nasıl dolandırıldıklarını siz de çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Yani sahibinden.com gibi bir site değil, bütün siteler aslında kopyalamak, sahte bir sayfa yapmak aslında çok basit. Onun için her zaman dediğim gibi sitelerin uzantılarına dikkat edelim arkadaşlar. Daha detaylı bir şekilde bir sonraki videomda bunlardan bahsedeceğim. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın diyorum. Hoşça kalın. Allah hepinizin yanında olsun arkadaşlar.